Neredesin sen Cahit? Bizi bıraktın gittin sandım vallahi. Saçmalama Elmas. Akşama gelirim dedin. Eve yakın olsun diye bizi buraya naklettin. Ondan sonra neredesin sen Cahit? Saat kaç? İşte. Yani saatin pek farkına varmamışım ben. Nazan'la işler kolay olmadı tabii. Şaşırdım mı? Hayır tabii ki. Ama şimdi ben seni şaşırtacağım ve hiçbir şey sormayacağım. Kendini sana nasıl savundu, nasıl yalvardı? Hiç bunlar önemli değil. Gitti. Önemli olan bu. Elmas, bak Nazan'la ilgili bilmen gereken hiçbir şey yok. Bu benim sorunum. Ve ben bu sorunu çözene kadar da sana hiçbir şey yansıtmayacağım. Ha, bu arada sana o kısırlık yalanını attıktan sonra 5 kuruş nafaka istemeye hakkı yok, onu da bil. Elmas, benim sorunum diyorum, anlıyor musun beni? Tamam. Tamam o zaman biz sorunları bırakalım, çözümlere geçelim. Şimdi biz ne olacağız peki Cahit? Ben hastaneden çıktıktan sonra otel odasına dönecek değilim herhalde. Sonra annemle babam da akraba evinde böyle sığıntı gibi. Arayamıyorum da. Duysalar aslında bayram edecekler ama küskünler tabii. Normal. Babamın durumu da malum. Şimdi biz ne yapacağız onları? Alıp müştemilata mı koyacağız? Hem ben doğuma kadar annemi yanımda isterim. Ondan sonra da annemden başka hiç kimseye güvenemem ben o evde. Cahit ama bir şey söylesene. Bak Elmas. Yarın çiftlikte olacaksın. Sağlıklı, huzurlu bir hamilelik geçireceksin, tamam mı? Bilmen gereken tek şey bu. Hadi şimdi uyu. Ben çıkıp biraz hava alacağım.